Ama bu uzun bir programdır. Tekrar girme. Bütün programlar alt üstedir bu program. 3 saat, 4 saat nasıl tekrar koyacağız? Uyanacaksınız, uyanık duracaksınız, dinleyeceksiniz, beraber şimdi, olacağız. Dert vardır, yangın vardır. Şimdi biz uyanık ama... Duyuracaksın. Hırsızlar uyur. Hırsızlar çok rahat uyur. Ben Kıbrıs Türk Hava Yolları'na 19 yılımı verdim. Beni işten attılar tüm arkadaşlar gibi. Beni bugün ilkokuldaki çocuğumun haftalığını çekip de yedirenlere Allah belalarını versin derim. Estağfurullah, o kadar o belayı okumayınız da. Yok, belayı yok. Vereceğim çünkü Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı ne ben ne arkadaşlarım batırdı. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batıranlar şu an cibiyle gezecek, villasında oturacak, belki kokteyle, belki sohbette, belki şu an bizi dinlerken kahkaha atan şerefsizler değil. Yok, biraz biz daha değilik. Kelimeleri orada daha güzel kullanman lazım Ahmetciğim. Orada benim arkadaşım kendi kendine benim gibi babanın Allah belasını versin desin değil. Bu şirketi bu hale getirenin Allah belasını versin. Şimdi daha biz güzel... ne karı ne koca ailemiz inan iyi gece geçirmemekteyiz. Yok onlar rahat yaşayacak. Koptu. Yeah. Evet Mehmetçiğim, bağla da biraz daha. Evet, yani söylenecek çok şey var esasında. Yani ben program bitene kadar konuşabilirim burada Hasan Bey. Ama ben arkadaşlarımın gerçekten zaten, hakkını yemek istemem. Çünkü daha da fazla uzun konuştum ben. Evet, sözünü de kestim ama biri vardı yine. Unuttum. Evet, buyurunuz efendim. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz, ismi? Urumgu Ulutu. Merhaba. Hava Sen Yönetim Kurulu üyesi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın. Buyurunuz efendim, bu feryadı duydunuz emniyat. Çoktan duydum da şimdi bağlanabildim. İyi. Arkadaşlarımız zaten orada olduğunu ben dün akşamdan biliyorum. Orada olacağını da. Evet. Bir can arkadaşa da bir şeyi eksik söyledi. Ben ilave edeyim. Dünyanın en kaliteli patatesi Kıbrıs patatesidir. Doğrudur. Sponda. En pahalı da patatesi Kıbrıs patatesidir. Tartışmasız. Evet. Ve buna rağmen onların önüne de bir engel konuyor. Nasıl bizim önümüze konmuşsa. Daha önce bir arkadaş bağlandı güzel yurttan. Kıbrıslı, Türkiye'li bir şeyler söyledi ama. Erol. Orada oturan Erol Bey, evet. Ben de aslında güzel yurt kökenliyim, yaylalıyım ama Sedat arkadaşım benim kardeşimdir. Aynı şekilde. Arif de öyle, Atilla da öyle. Evet. Arif arkadaşım da kardeşimdir. Onlar da burada doğmuş gibidir. Aynen. Onlar da bizimle beraber hareket ederler. Onların çocukları da burada büyüyecek. Onların çocukları da burada iş arayacak. Söylemek istediğim Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın çalışanlarını gasp ettiler. Aynen. Bu gasp edenler de kimdir bunlar? Erol, özür dilerim. Kimdir bunlar? Erol Atakan'dan başlamak üzere Sayın Türk Hava Yolları'nın atadığı Bilal Ekşi de dahil olmak üzere. Bunları yarın savcılığa versenize bir... Aynen öyle. Pazartesi itibarıyla bunların hepsi mahkemelik olacaklar. Lütfen. Budur doğru yol zaten yani. Kesinlikle katılıyorum size. Yani herkesin yaptığı yanına kalırsa yani, bu iş olmaz yani. Bir adalet varsa bu ülkede kim batırdı? Ya da desin ki şu zamanda bende karıdı, bunda zararıdı. Kim ise suçlu o ceza versin. O ödesi bu bedeli. Ben zararın, karın peşinde değilim. Bu insanların paralarını kestiler ve gerekli yere yatırmadılar. Tamam. Bu bir gasptır. Evet, gasp. Suç. Doğrudur. Suçtur. Bu insanlar hırsızdır. Evet, biraz önce de zaten söylendi ama daha güzel kelimelerle lütfen. Çünkü hakikaten kavga etmememiz lazımdır. Tartışmamız lazım ama
sonunda bir doğru yolu bulmamız lazım. Sövmeyle yahut farklı kelimelerle olmuyor bu işler. Hırsız demek, sövmek demekse özür dilerim. Yok, değil ama yani Aslan Bey, özür dilerim, sözünü kestim. Yani evet, haklısınız da artık patladı. Doğrudur, ben kaçtı, size katılırım da ama ediyor. Feryatı başka türlü, şarkıyla söyleyeceği. Çünkü başka türlü olmaz. Küfür yok. Küfür... Aslan Bey, şarkının zamanı geçti. Şarkı bitti artık. Bizim içimiz kan aldı. Siz eğer bir insanın cebindeki parasını alırsanız, ben götürüp size filanca bankaya yatıracağım derseniz ve gidip yatırmazsanız, bugün gazetelerde okuyor. Evet. Bir suçtur. Evet. Bu suçun da karşılığı cezadır. Az önce söylediğim gibi. Onun için pazartesi itibarıyla evet, bu Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulunda görev yapmış ve en son iflasını vermiş kişilere kadar hepsinin davası açılacaktır. En doğru yol işte. Yani uzun gider, kısa gider ama doğru yol odur. Yani başka türlü bir çare yoktur zaten ki işte. Burada katılırım size. Konuşuyoruz başka bir şey. Kavga etmek yanlısı değiliz. Bugüne kadar da kavga etmedik. Ama bıçak kemiğe dayanmıştır. Evet. Herkesin bir borcu vardı. Herkesin bir yaşam standartı vardı. Ne yazık ki doğru. Devletler insanların yaşam standartını yükseltmekle mükelleftir. Oyunuzu verirsiniz. Benim çocuğumun ve çocuğumun çocuğunun ne olacağını, onun hayat standartını yükseltmek için verirsiniz. Doğru. Biraz önce bir şey söylediniz. İşte filanca emekli bu kadar maaş alırdı da işte çok alırdı, düşürtelim. Birileri de buna doğrudur, düşürelim. Yanlış. Hayır, her zaman yükselteceğiz. Evet, ben de aynı. Her zaman şey yükselteceğiz. 10 milyar alsınlar, 100 milyar alsınlar. Evet. Azalan ne var, evet, ki maaşlar düşsün? Evet. Elektrik mi azaldı, doğru, su mu azaldı? Çok teşekkür ederim efendim düştü, katkılarınızdan dolayı. Evet. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok, çok arkadaşlarıma da sabırlar dilerim. Aynen. Bir şey daha eklemek lütfen, isterim. Lütfen, buyurun. Havasen'in bir kampanyası vardı biliyorsunuz. Arkadaşlarımız size daha sonra veyahut da yayın içerisinde Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarının 20 yıllık, 25 yıllık çalışanlarının şu anda ne sosyal sigortadan para alabildiklerini, ne ihtiyaç sandığından para alamadıklarını, evet, açıkladılar zaten. Evet. Bir kampanya yaptık. Lütfen ve lütfen tüm halkımıza çağrı yapıyorum. Bu kampanyaya katılsınlar. Bir de özelleştirme ile ilgili bir avuç insanız bu memlekette. Evet. Eğer kurumlarımızı özelleştirirsek biz nereye gideceğiz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bir teşekkür ederiz. Aslan Bey, neyse. Evet, Sedat Bey. Hayır. Bağlasın. Bağla isterseniz. Mehmet Bey için bağlasın. Ben bağlayayım o zaman. Bağla da. Şimdi bu bağlayayım ama çok biraz da uzun sürebilir yani bu, ha. Sen, ama biraz abat kararlarına değineceğim. Son Avrupa Birliği Komisyonu'nun vermiş olduğu bir karar vardır yani. Çok önemli bir konudur ama o zaman, Sedat Bey Sedat, şey yapsın çünkü bu çok önemli değil. Biraz uzun tutacağım ben. Tamam.